Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ortası dolgulu bu güzel şık kurabiye tarifini vereceğim. Hem de çok lezzetli. Yapımı da oldukça kolay. Çok da fazla beklemeden şimdi sizlere hemen tarife götürüyorum. Karıştırma kabımızın içine oda ısısında bekletmiş olduğumuz 200 gram tereyağını alıyoruz. Margarin de olabilir. Tereyağımızın üzerine tepeleme 3 yemek kaşığı kadar pudra şekerini ilave ediyoruz. Bir adet yumurtamızı da ekliyoruz. Kurabiyemiz misler gibi koksun diye bir pakette vanilini üstüne ekliyoruz. Son olarak da daha önceden hazırlamış olduğum 2,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekliyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekledikten sonra artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar malzemelerimizi güzelce yoğuracağız. Hamurumuzun kıvamını da şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, güzel bir kıvam. Kıvamını da gördükten sonra artık hamurumuzu açabiliriz. Tezgahımıza hafif bir şekilde un serpiyoruz. Elimizle de bastırdıktan sonra merdane ile hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Şöyle de görüleceği üzere hamurumuzun kalınlığı yarım santim kadar oldu. Şimdi artık sıra şekil vermeye geldi. Ben kurabiyelerime şekil vermek üzere böyle gördüğünüz gibi bir çiçek şeklinde kalıp kullanacağım. Sizler istediğiniz şekilde evde olan herhangi bir kalıbı da kullanabilirsiniz. Kalıbımla hamurun üzerine şu şekilde bastırıyorum ve kurabiyenin şeklini oluşturuyorum. Kurabiyelerin bazılarının ortasını çıkarmak için şöyle bir duy kullanacağım. Eğer sizde duy yoksa herhangi bir meşrubat kapağı da kullanabilirsiniz. Kurabiyemiz iki kattan oluşacak. Alt katı kullanacağımız kurabiyenin ortasında delik olmayacak. Üste koyacağımız kurabiyenin ortasında şimdi şekilde gördüğünüz gibi delikler açtığımız parçaları yerleştireceğiz. Alt ve üst birbirine eşit sayıda olacak. Buna dikkat ederek kurabiyelerimizi şekillendirelim. Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi bir spatula yardımı ile tezgahtan kaldıralım ve tepsimizi alalım. Bütün hamurumuzu bu şekilde yarısı delikli, yarısı deliksiz olacak şekilde hazırlayarak tepsimize yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimizi önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz. Hafif pembeleşinceye kadar pişireceğiz. 15-20 dakika sonra kurabiyelerimizi fırından çıkartıp soğumaya bırakıyoruz. Sırada dolgu kısmı var. Bunun için 1 su bardağı suyu bir sos tenceresine alıyoruz. Üzerine bir paket orman meyveli sosu ekliyoruz ve karıştıra karıştıra koyu bir kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Dolgu
bulgu olarak kullanacağımız sosumuz böyle gördüğünüz gibi güzelce pişti. Biraz da koyulaştı. Altını kapattık. Şimdi daha da koyulaşması için soğutacağız. Başka bir kaba da alabiliriz. Arada da böyle karıştıracağız ki üstü kabuk tutmasın. Bu sos yerine evde varsa eğer çilek reçeli, şeftali reçeli, kayısı reçeli herhangi bir marmelatı da kullanabilirsiniz. Dolgu için hazırlamış olduğumuz sosumu soğurken biz de kurabiyelerimizi delikli olanlar ve olmayanlar şeklinde ayırıyoruz. Ve delikli olan kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Sosumuz soğudu. Gördüğünüz gibi güzel de katılaştı. Şimdi ben onu şöyle bir sıkma torbasına dolduracağım ki kurabiyelerin arasına yerleştirirken daha rahat bir şekilde yerleştireyim. Ancak siz kaşık yardımıyla da dolguyu kurabiyelerin arasına yerleştirebilirsiniz. Şimdi ortası delik olmayan kurabiyeden bir adet alıyorum. Ve gördüğünüz gibi dolgumdan tam orta kısmına yeteri kadar sıkıyorum. Ve ortası delik olan sonrasında pudra şekeri ile süslemiş olduğumuz kurabiye parçasını da dolgu koymuş olduğumuz kurabiyenin üstüne kapatıyoruz. Bu şekilde biraz hafifçe bastırarak da yapışmalarını sağlıyoruz. Ve bu şekilde bütün kurabiye parçalarını birleştirerek servis tabağına alıyoruz. Evet, artık bu görüntüleri çok şık olan, tadı enfes olan kurabiyelerimiz servise hazır. Denemenizi tavsiye ederim. Yapılışı da oldukça eğlenceli. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.